Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Bugün sizlere satanizm hakkında bilgi vereceğim. Satanizm, şeytana güç atfedip ona tapınmak üzere kurulan inanç sistemidir. Dünyada pek çok batılı inancı ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de satanizmdir. Antik satanizmin bizim topraklarımıza temsilcisi Yezidiler olmuştur. Bu inançta sahipleri şeytanın meleği Taus derler. Hazreti Ali'nin insan bedenine bürünmüştür. Tanrı olduğu inanırlar. Ülkemizde çok az sayılarla kalan Yezidiler şeytan ile Tanrı eşittir. Tanrı şeytanı kıskandı ve kutsal özellikleri elinden aldı diyorlar. Ve şeytanı tutuyorlar. Bunlar insanların her türlü kötülüğü şeytana mal ettikleri, asıl kötünün ise insan olduğunu savunuyorlar. Modern satanizm, 1966 yılında Rosmayl'ın Bebeği isimli kitap ve film modern satanizmin başlangıcı oldu. Şeytan tarafından gebe bırakılan ve Deccal'ın doğuran kadın anlatan filmin yapımcısı bir yıl sonra öldürülüyor. Bu film kara büyü danışmanı rolündeki Kafkas kökenli Anton Laubin 1930 sonra ve Şeytan Kilisesi'ni kurdu ve baş rahip oldu. Şeytana kutsal kitabında Lavelle şunları söylüyor. Şeytanın çağdırı bu çağ. Şeytanın dünyayı yönetiyor. Grubun amacı bireyselliği bütünleştirilmiş enerjisini toplayıp doğanın karanlık güçlerine ulaşmak. Bu amaca ulaşmak için ilhamını büyük ve metafizik güçlerden almak. 666 rakamını uğurlu sayarlar. Biz buraya ait değiliz. Geçen yıllarda Ataköy'de 14. kattan kendilerine bırakan Alp ve Aslı yazdıkları mesajda biz buraya ait değiliz diyorlardı. Biri de 14, diğeri 17 yaşında. Derslerinde başarılı olan bu iki gencin ekonomik sorunları yoktu. Geçen yıl bir ritüel gereği kedi yerine arkadaşlarından birini öldürdüler. Hepsine ortak özellikleri satanizm inancına bağlı olmaları. Kaliforniya'da Yüce Kaynak Tarikatı mensubu 39. satanistim toplu intiharında biz buraya ait değil notu vardı. Satanistler yoğun olarak kullandıkları internet sitesinde Türkiye'deki sayılarının 50 bin olduğu söylüyor. Eğer bu rakam doğru ise Türkiye'nin yöneten kafalarının ellerini arasına alıp iyice düşünerek kendilerini sorgulamalı ve çözüm üretmeliler. Satanizm nedir? İnsan bencil, çirkin, habis ve korkulması gereken bir varlıktır. Kötü olan şeytan değil, aksine insanın kendisidir. Amacımız şeytanın memnun etmektir. Bu sözler ABD'de Şeytan Kilisesi'nin kurucusu Lavelle'a aittir. Antik satanizmde doğaüstü güçlerle ilişki kurma, büyüyü kullanma özelliği ön plandadır. Gizli güçlerle bağlantılı oldukları inanırlar. Modern satanizm ise uyuşturucu, seks ve sert müzikler dinlerdi. Günah anlayışına başkalandırma vardır. Hümanist felsefe ve bireysel yapıcılık iddiasıyla gençleri etkileyen bir kafa tutma akımı gençliğin bir yerleri sürükleyip götürmektir. Günümüzde satanistler ister Amerika Birleşik Devletleri, ister Mısır, ister Türkiye olsun ortak bazı ritüeller sergiliyor. Giyim, kuşam, saç şekli, tapınma biçimleri intihara yürürken geride bıraktıkları aynı mesajlar bunun ideolojik temelleri olan bir akım olduğu göstermektedir. Organize bir şekilde çalışmaktadırlar. İnternet siteleri çok hareketlidir. Web sayfaları yoğun bir şekilde kullanıyor. Satanist gençler 14-22 yaşlarında birer satanizm uzmanıdır. Kitap önerileri, fikir tartışmaları yaparlar. Kendileri bir sosyal hareket altı kültür faaliyeti olarak algılıyor. Ölümsüzlük, kıyamet hayatını, cehennem ölümün ise gerçek boyutta geçiş olduğu gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şeytana tapar görünürler ama asıl amaç şeytanı da yok edip dünyayı ele geçirmektir. Dini kitapların üstünde aykırı eylemler yaparlar. Kendilerini üst düzey bir klan gibi hissederler ve kendileri dışında insanları aptal birer mahluk olarak görürler. Şeytan ve şeytanlık. Şeytan bizim kültürümüzde gurur, kibir, bencillik gibi saplantılardan esiri olmuş durumda için kullanılan bir kavramdır. Kelime olarak şeytanı şatane filinde türemiştir. Uzak olmak anlamına gelir. İnsanı Allah yolundan uzaklaştıran her şey şeytanlık olarak tanımlanabilir.
Şeytanın yaptırım gücü var mı? Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan vesvese vererek insanı kötülük yapmaya sevk eder. Varlıkları insanın ruhundan çoraklaşma varsa şeytan bunu işletir. Hedeflediği insanı o insanın kendi gücüyle vurur. Çirkin şeyleri güzel gösterir, tuzak ve hileleri hareket eder. Şehvet, nefret, intikam, hırs, sevgi, korku, öfke ve şiddet gibi duyguları değerlendirmede yanılgıya düşüttürür. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Nisan 4.76 ayet aslında şeytana karşı ve yerinde kullanılabilecek için insan akıl ve iradesi değerini ortaya koymaktadır. İnsan nefesi sürekli kötü şeyler emreder ve insanı onlara meylettirir. Kişinin vicdanının neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyleyecek bir bekçi yoksa kötü şeylerin ve iyi şeylerin arka planını görecek duygusal bir zekaya sahip değilse iç stikleri meyleder. Bu meyil içerisinde insanlar şeytana kötülükler süslü ve güzel gösterir. Hırsızlığa, yalana, şiddete kılıf uydurarak onları sevimli gösterir. Ama insan bunlara rağmen iradesiyle kendi şeytanın tesirinden koruyamaz. Satanistlere göre insan öldükten sonra yok olmaz. Dünya hayatının cehennem olduğu, ölümün gerçek boyut değiştirdiğine inanırlar. Sevdiklerini kurban edebilirler bu inançtan dolayı. Ritüeller, çılgınca müzik, kedi köpek katletmek, ibadetleri dalga geçmek, kutsal nesneleri aşağılamak, kurban seçilen insanlar işkence ve tecavüz, grup seksi, uyuşturucu kullanımına, kara büyü ile ayinler, satanistler başlıca özelliklerden vazgeçmedikleri şeyler siyah karanlık ve sert müziktir. Black Hail, Heavy Metal gibi müzikler, civciv çiğneyerek dans etmek, onların orgazmına benzer ritüeller. Aslında sert müzik satanistlerin iç sıkıntılarına bir çığlıkla orgazma devam ettiremeler öfkesi, şiddet ve umutsuzluğudur. Satanizme kapılma sebepleri inanç büyü vardır şeklinde bir söz vardır. Bir şeye inanma insana çok aykırı şeyler de yaptırabilir. Eğer inanç sisteminde ahlaki normlar yoksa veya kişi yanlış ahlaki normlar taşıyorsa ona göre hareket edecektir. Yaptığının doğru olduğunu inanan genç buna başkalarını da inandırmaya çalışacaktır. Pastör tabiat boşluklarına nefret eder. Der bir toplumda inanç topluluğu varsa bu boşluk aykırı inançları doğdurabilecek. Satanizmde semani dinlerinin ementusu satanizmi ementusu ile yer değiştirir. Satanizm küreselleşmenin nimetlerinde yoğun bir şekilde faydalanan, hayat standardı yüksek, çevrede yaygınlaşan özelliği, çocukların kendi hallerine bırakılan sevgi ve disiplin hallerini vermeye ailelerde açı satanist meyveleri alınmaktadır. Parçalanmış aileleri çok bulunduğu, alkol ve benzeri maddeleri kullanımının yaygın olduğu topluluklarda satanizm kaymadana belirgin gencin azarlandığı, aşağılandığı, ailelerde de topluma ve aileye karşı öfke olarak satanizm genişlenebilmektedir. Satanizm kendisine taraftar bulduğu ve ergenlik dönemi gençlerin ortak özellikleri, ailelerin bilmeleri ve onlarla ilişkilerinin bunları göz önünde tutarak sürdürmelerine yarar verir. Çete yaşı. Öncelikle aynı yaşta olan çocuklar bir arada bulunmak, aynı yiyecekleri paylaşmak, sır ortalığı yapmak, bazı eşyalara sahip olmaktan hoşlanırlar. Koleksiyon yaparlar, dini konular konuşurlar, yıldızlarla uğraşırlar. Bazı gençler suç işlemeyi, kurallara aykırı davranmayı adeta amaç edinirler. Ergenlik döneminde işlenen suçlar gençlerin 1/4'ü suçu yalnız işlemiştir. Çete gruplarının marifeti ile işlenen suçlar çoğunlukla çocuk hırsızlıkları %89'u grup halinde bilinmektedir. Bu durum gençlerin aidiyet duygusu ile ilgilidir. Bu gruba ait olma ve paylaşma gençliğin psikolojik tabiatında vardır. Gencin önünde olumlu tatmin edecek grup seçenekleri yoksa sadece hoşuna giden gruba katlanacak. Geçiş yaşı. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş ergenliğin çözmesi gereken önemli bir sorundur. Beden hızla gelişirken ruh ona uyum sağlamakta zorlanır. Bu sebeple psikolojik bir sarsıntı yaşanır.
Genç fırtınaya tutulmuş bir gemi gibidir. Adeta bir rehbere var, doğru bir pusulaya ihtiyacı var dedim. O yaşlara kadar çocuk güvenliği anne babanın her şeyi bildiği ve üstesinden geleceği inancından alır. Ergenlik çağında ise bağımsızlık dörtlüsü öne çıkar. Genç anne babayı beğenmemeye başlarım. Hatta acımasızca eleştirir. Anne baba yerine dayanacağı, aidat hissi duyacağı başka birilerini koymaya başlar. İşte bu durum gencin yanlış gruplaşmalara kurban olması için bir tehlike kaynağı. Bu dönem iyi bir anne baba genç münasebeti ile anlatılabilirse genç daha sonra kendisi için olumlu bir çizgi çizebilecektir. Fırtına döneminde genç kimlik arayışı içerisinde ve bunalıma yaşamaktadır. Kimlik bunalımı içerisinde olan gencin yalancı önderlere ve güç gösterişlere kapılması çok kolaydır. Geçiş yaşında bulunan gencin gözünde anne baba geçici olarak değerini yitirmesi belli ölçülerde makul karşılanabilir. Şaşkınlık yaşı. Aruz edilen bir benlik gelişimi için çocukların dönemlerinde bir yeterli iş denetim düzeneklerine kurulmuş. Doğru yanlış, faydalı zararlı, iyi kötü kavramların temeli atılmış olmalıdır. Kendisine neyin iyi neyin kötü olduğu öğretilmeyen bir genç ergenlik döneminde şaşkınlık ve kimlik bunalımına daha şiddetli yaşayacaktır. Yeter ki benlik gelişimi için cevaplaması gereken 3 soru vardır. Ben kimim? Nereye yönelmeliyim? Neden yönelmeliyim? Ben kimim? Anne baba gerekli ortamı hazırlamışsa kimlik karşımasına kolay alışır. Eğer genç kendisine düşman olarak algıladığı bir dünya içinde eksik ve güçsüz buluyorsa ruh sağlığı bozulabilecek veya çetelere karışabilecek. İyi yönlendirebildiği takdirde tehlike olabileceği bir diğer husus gencin aidiyet duygusu içinde bağlanacağı bir yer aramasıdır. Bir gencin kendini biçimlendirme yürek gerektiren, onu vereceği kararın yol açacağı sonucu ve sorumluluğu üstlenme kararlılığını göstermek kolay değildir. Birçok genç bu durumda ana kuzusu olmayı tercih eder, edebilir veya grup bağımlısı olmakta güven arayabilir ya da aramayabilir. Bir gençte toplumu bağımsız bir üyesi kimliği oluşması ancak iç fırtınalar sonucu gelişir. Nereye yönelmeliyim? Anne baba genci zaman değişmiş ve kendilerine uzaklaşmış bulur. İki taraf da bu durumdan tedirgin olur. Gençler psikolojik değişim süreci içindedirler. Kendimi anlatmak için soru sorarlar, hırçın ve tedbirler. Sorunlarını paylaşmaz, kendilerini saklarlar. Bazı gençler ise ilgisiz kişilerle dostluk kurar. Sonra da hayal kırıklığı yaşarlar. Pek çoğu da birçok maksada birden yönelmenin karşımasına içinde saflık ve çerçevesizlik çelişkilerini yaşar. Deneme yanılma yolu bir gayeye yöneltilme. Bazı gençler bu dönemde antisosyal olurlar, yıkıcı davranışlar sergilerler. Evden okuldan kaçarlar, kavgalara karışırlar, çetelere girerler. Bazı araştırmacılar ergenlik dönemi için normal bir şizofren dönemi deyimi kullanmak istermiş. Ergenlik döneminde başarılı biçimde çözülmemek yapıcı ve üretken bir şey olmak için hiç kolay değildir. İsyan duygusu. Ergenlik döneminde kendisine has psikolojik güçlerin nedeniyle genç kendisini isyancı olarak nitelendirmeyi hoşlanır. İşte Stanis'in bu duyguyu kullanmaktır. İnsanın Tanrı karşısında aciz olması nefret ediyorum. Ben bu dünyayı isteyerek gelmemin ne istiyorsan onu yaparım diye sözleri satanistler sık sık kullandığı cümlelerdir. Mezarlık bekçileri ile anlaşıp ilahiler okuyan genç aidat duygusunu tatmin etmektir. Sevmediği insanları lanetlenmek ya da yöntemlendirilen birisidir. İntikam ve lanetlenme projeksiyon savunma mekanizmasına yol açtığı bir tatmin şeklidir. Satanizm kendine sakınmayan değil, istediğimi yapma özgürlüğü sunar. Felsefesi gencin ego duyumunu destekler. Sorumlu gençler satanizme aday mı? Zeki gençler ergenliği daha bunalımlı, sancılı ve fırtınalı geçiyorlar. Varlıkları ailelerin zeki çocuklarının sorularına cevap bulamazlar. Kendilerini kaos içerisinde bulmaktadırlar. Psikolojik bozuk, zeki ve varlık aile çocukları satanizm için en büyük risk grubudur.
Satanistler gençler, farklı arayışları olan, soyutlanmış hissini taşıyan, anlaşılmadığı düşünen, hayatı anlamsız ve gayesiz gören düşünce biçimine sahip olan gençlerdir. Depresif ruh hali, üzüntü ve karamsarlık içerisindeki genç birçok ekonomik imkana rağmen mutlu olmadığını hissettiğinde önüne çıkan kısa anlık hatta normal dışı bir zevk sebebi olana satanizme yönelebilir. Satanist grupları içerisinde gençler ailelerinde ve okuldan alamadıkları duygusal desteği burada aramakta, üzüntü ve sevinci zamanı paylaşma ihtiyacı duymaktadırlar. Mum yakıp çevrelerinde alkol, seksle saldırganlık, normal dışı paylaşım peşinde olmaktadır. Belirli ilkeler: İntikam başkaldır. İstediğim yapmak, büyünün gücünü kabul etmek, gerçek insanlığı şeytana memnun etmekti. Yattığına inanmak satanizm ilkeleri arasında aşağıdakilerden ise yasaktır. Sevginin nankörlüğü, harcanma isteden fikri belirtme cinselliği, sinyali almadan kimseye yaklaşma, seninle ilgili olmayan şeylerden şikayet etme. İnsan olmayan hayvanların ihtiyacını olmadığı zaman öldürme seni. Rahatsız eden beni uyar. Dilemezsen yok et. Sadece şeytanla ruhunu bütünleştirme isteyen ölür. Heyecanla dolu, özgürlük ve başkalarını yöntem olarak benimseyen satanizm yapay bir hareket olarak düşünülmelidir. Satanizm şu an örgütlü bir hareket değildir. Fakat örgütlü bir hareket olma ihtimali yüksektir. Kubun dışına sızanlar. Günümüzde toplumlarda ve toplumsallarda manevi çoraklaşan ahlakı yozlaşma ileri boyutlara varmış bulunuyor. Satanizm bu çoraklaşma yozlaşma acı sonuçları biridir. Burada dindar bilinen insanların büyük hatası var. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın orduları, şeytanın evliyası tanımları vardır. Bu tabirlerin kendileri için kullanıldığı şeytanlaşmış kişilerin, yansıratin adına hareket eden kimselerin dünyalık peşinde koşmaları, ticari hayatta çıkar ilişkisini acımasız bir kapitalist gibi davranmalı, Allah'ı değil nefisleri memnun ederler gibi yaşamaları da gençler kötü örnek oluşturmaktadır. Gençler emretmeyen fakat örnek olan, dostça ve akıllı davranan, onlara zaman ayıran bireyler olmamızı, eğitimde hatalarımızı düzeltmemiz gerek. Ne yapmalı? 1. Satanist eğilimli çocukların anne ve babaları sorun odaklı değil, çözüm odaklı düşünmeliler. Suçlu aramak yerine sorumluluk almaya çalışmalı. Çocuklardan önce kendilerini sorgulamalı. Çocukların anlama çabası içinde olmalı. Çocukların kendilerini ifade için iletişim yollarını açık tutmalıdırlar. Başka tentik, korkutma, sindirme, küçümseme, azarlama gibi tepkiler genci savunmayı ister. Genç kendisine haksız bir saldırı yapıldığında düşünür. Anne ve babaya karşı öç alma duyguları gelişir ve anne babayı cezalandırmak için onların hoşlanmadığı şeyleri yapmaya başlar. 2. Satanist eğilimli genç ölümü daha mutlu bir dünyaya geçiş olarak görür. Onlar bu dünyayı bir cehennem, ölüm daha güzel bir eleme geçiş inancını benimsemişlerdir. Bıraktıkları notlarda "biz buraya ait değiliz" inancı hep yazılır. Anne baba satanizme inanan bir gençle düzeyli bir tartışma içine girmemelidir. Satanist hayat felsefesini tartışma, onun alternatif hayat felsefelerini onu anlatmak gerekir. Öfkeyle gencin hareket eden ebeveyn gencini savunmayı sevk eder. Satanistler hayat felsefesinin alternatifi olan semavi hayat felsefelerine doğruları sevgi ve şefkatle anlatır. Gençlerin imanlarını çok kolay olacaktır. Cezalandırma bunun içinde telefonlu arabasını almak, gençte kendisine haksız saldırı yapıldığını düşüncesini gerçekleştirir. Satanizm eğilimli bazı işaretler: müzik zevki, sert müzikten hoşlanma, özel simgeli siyah kıyafetler, karanlıktan hoşlanma, saldırgan eğilimli artış, arkadaş grubuna özellik. Okulda ne yapmalı? Kendilerine isyan ve dileklerinde dinlediklerinde yapma ve duyguları fazla olan bu gençler hemen dışlanmak son derece yanlıştır. Satanist gençlerin pek çoğunluğu üreticiler özellikle ve yeni şeyler yapabildiği kabiliyetinde vardır. Yanlış yerde kullanılan bu özellik ve kabiliyet için mümsat sahalar onlara gösterilmelidir.
Satanist gençler oturup onunla saatlerce konuşabilir. İnanmış okul psikologlarına ihtiyacı vardır. Satanist gencin olumlu yönlerini görüp bu yönlerini takdir edip onunla diyaloğa geçmeye ihtiyacı vardır. Monoloğa değil diyaloğa ihtiyacı vardır. Ve sevgi dolu bir bakış, güler yüz, birkaç güzel söz çok defa satanist bir gencin ruhunda güzel çiçekler açtıracaktır. Arkadaşlar, Allah bu satanistlerin belasını versin. Hayvanlardan ne istiyor anlayamıyorum. Arkadaşlar, bugünkü okuyacağım hikaye bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.